Yeniden dersime hoş geldiniz ve bugün birinci üniteye artık son darbe olan language focus kısmını bitirip tamamen birinci üniteyle ilişimimizi kesiyoruz. Hadi modül 1'e bakalım ve aktiviteleri tamamlayalım. Are you, he, she, it, we, you, they'i biliyordunuz zaten ve burada da öznelerin yerine onları kullanacağımızı biliyoruz, zamir olarak biliyoruz. Jenny kız olduğu için buraya he, she, it'ten hangisini getirebilirim? Tabii ki she olması lazım. Tabii benim bunu farklı bir ekranda açmam gerekiyor. Bir saniye. Artık yazı yazabiliriz. Önce siz yine kendiniz yapın. Daha sonra da kontrol edin lütfen. Jenny kız ismi olduğu için buraya she getireceğim. She is 18 years old. Andrew erkek ismi olduğu için he. Jenny ve Andrew ikisi olduğu için onlar demem gerekiyor. They. Pink renk olduğu için, cansız olduğu için it is a color. O bir renk. Dogs and cats çoğul olduğu için they are animals. Onlar hayvanlar. You and Eda siz ve Eda Türksünüz. Siz diyeceğim. You are Turkish. Tony ve ben dediği için biz diye demem gerekiyor. Burada da we are happy diyebiliriz. Sen ve ben arkadaşız demiş. You and I are friends. We are friends. Now complete the dialogues. Hadi diyalogları tamamlayalım. My name is Linda dediğine göre buraya senin adın ne diyeceğim? Bu da what is your name olacaktır. Is başa geldi, adın sona geldi gördüğünüz gibi. İyi misin diye. I am dediğine göre are you de diye sormam lazım. Ya da nasılsın diyeceğim burada. I am fine dediğinde how are you? Peki burada kaç yaşındasın diye sormam gerekiyor. Nasıl sorabilirim? How old are you? Daha önce denemiştik. Nasıl adını hecelersin diye soracağım. How do you spell your name? Adını nasıl hecelersin? Tanıştığıma memnun oldum. Ben de memnun oldum dediğine göre. Ben de tanıştığıma memnun oldum diyeceğim. Nice to meet you. Peki kız kaç yaşında? Şimdi kaç yaşında demek? How old? Kız değil demem için she demem lazım. Bunun başına bir şey daha getireceğim. Is she olacak. How old is she? Ve telefon numaran ne diye soracağım. Ne diye soracağım. What is your telefon number? Senin telefon numaran ne? En sonunda bir bye dediği için hadi biz de bye diyelim. Goodbye. Dedik gittik. Şimdi buradaki fotoğrafa göre dolduracağız. Daha doğrusu şu sağdaki bilgiye göre. How old is she? O kaç yaşında diye sormuş. She is she diye sorduysa she is diye yaratmam lazım. She is 3 years old. How old are they? Hemen yazalım. They are 15 years old. How old are you? Sen kaç yaşındasın demiş. Biz yaşımızı yazalım. I am 26 years old. How old is he? O kaç yaşında? Tam bilmiyorum. He is. Atacağım. 36 years old. Who are they? Onlar kim? Onlar Jennifer Lopez mi yoksa Brad Pitt ve Brad Pitt ve Angelina Jolie galiba. Brad, they are. They are Brad Pitt and Angelina Jolie. Sorry. Okay. What is your phone number? Onun telefon numarası ne? Orada yazıyor. Her phone, onun telefon numarası is. Diye söyleyebilirsiniz. What is your phone number? Hemen yazalım. Benim my phone number is deyip kendi telefon numaranızı yazabilirsiniz. Bu birinci modülün. Ha bu arada buraya geçmişiz. Say the phone numbers demiş. Say ben bir tanesini yapacağım. Siz kendiniz yapın. My phone number is 328 452 4351. Siz de bu diğer numaraları lütfen söyleyiniz. Durdurup. Geçelim diğer modüle. Use of to be. To be fiili nedir? Emizardır, değil mi? She is, he is, you are, we are, they are, I am not gibi söylediklerimizdir. Hadi burada to be'leri yerleştirelim. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Onlar. Bu Türkçedeki dır direk aslında. Gizli olan dırdır. Mesela ben bir öğretmenim diyorum ya mesela. İm ekidir aslında o. Kısaltılmış halini yazacağız. I am, you are, his, she's, it's,
We are, you're, they're, they are. Evet, güzel. Bunları da doldurduk. Kısa hallerini öğrenmiş olduk. Hadi geçelim diğer bölüme. Bunları I'm Izzar'la dolduracağız. Yine yukarıdaki gibi. I am from Turkey. Tony erkek olduğu için he is 11 years old. Sue ve Roy are from London. London is in England. Neden? Çünkü it olduğu için it is in England. My phone number yine it is bla bla bla. Jessica is American. Philip and I are students. You and Mary are friends. İki kişi oldu. Çoğul. I am sorry but I don't know. Üzgünüm oğlum, bilmiyorum. You are happy. Sen mutlusun dedik ve soruları yazalım. Sen İtalya'dan mısın? Ya da nerelisin diye soralım. Where are you from? I am from Italy. Peki o kız nereli? Where is she from? Is she dedim çünkü is she ile is kullanılabiliyorsunuz. Peki onlar nereli diyeceğim. Where are they from? Sen Türk müsün diye soralım. I am sorusuna are you diye soruyorduk. Are you Turkish? Sen Türk müsün? Are you English? Are you German? Are you siz Alman mısınız? German. Bu Ankara mı? Ya da Türkiye'nin başkenti neresidir diye soralım. What is the capital of Turkey? What is, nedir? The capital, başkent nedir? Of Turkey, Türkiye'nin başkenti nedir? Where is Antalya? Where is Antalya? Nerede? Ve sen neredesin diye soracağız. Where are you? Hadi nationalities nereye yazalım? Japan, Japanese. China, Chinese. Irak, Iraki. Egypt, Egyptian. İran, Iranian. Bunu da bitirdik ve birinci ünitenin birinci modülü bitmiş oldu. İkinci modüle geçiyoruz. Bu modülde öğrenmemiz gereken günlerde ve tarihlerde 10. İşte özel günlerde mesela tatil günlerde 10. Yıllarda, mevsimlerde, aylarda in. Saatlerde, zamanlarda et getireceksiniz. Ben bir de bunları öğreneceğiz. My benim. Benim mesela I my. Benim. Ben benim. You sen. Your senin. He erkek. His erkeğin. She kız. Her kızın. It cansız ya da hayvan. It's cansızın ya da hayvanın. We biz our bizim. They onlar. They onların. This is my house. Bu benim evim. This is your house. Bu senin evin. It is his house. O erkeğin evi. It is her house. O kızın evi. It is its kennel. O onun kemiği. This is our house. Bu bizim evimiz. This is their house. Bu onların evi. Şimdi it is cold. Aylarda ne gelecekti? Hemen yukarıya bakın lütfen. Aylar, mevsimler, yıllar, in. Saatler, zamanlar, et, günler, tarihler, on. Not alın lütfen. Şimdi burada da tarih olduğu için in December. Ay olduğu için in December. Günlerde on Sunday. Gecede at night. Saatte at 9:30. Bu tarz ifadede on the 5th of May. Mayıs'ın 5'i derken. Yazın derken mevsim olduğu için in summer. At the weekend ya da on the weekend ikisi de doğrudur. In the afternoon dememiz gerekiyor burada da. In the afternoon, öğleden sonra. In the afternoon, in the morning, in the weekend, sorry, in the evening, in the at night, at noon. Bir de at noon kullanıyorsunuz mesela öğlen de derken. Buraya sıra sıra gidelim yazacağız. Perşembe haftanın kaçıncı günü? Fourth. Dördüncü günü. January ayın kaçıncı ayı? Birinci. First. Friday, cuma. Haftanın kaçıncı günü? Beşinci. Fifth. Aralık 12. ay. Twelfth. Anneler günü işte Mayıs'ın şey pazarın is on the kaçıncı pazarında diye söylemiş. Onu tam bilmiyorum. Onları bulup yazabilirsiniz. Geçiyorum buraya. Şimdi burada da his, her yani onun erkeğin ya da kızın ya da bizim, sizin, onların yazmamız lazım. Adele'in konseri. Adele nedir? Bayandır.
Kızın diyeceğiz. Her concert. İşte bu kadar. Roberto'nun nationality nedir? Roberto'nun derken erkeğin diyeceğim. His. Doğru cevap. Köpeğimin adı Cricket. Its name is Cricket. Bugün Matt ve Sue'nun ilk günü. Matt ve Sue'nun onların diyeceğim. Their first day. Sen ve sizin ve Jenny'nin sınavı sizin diyeceğim. Your exam. Ben ve benim arkadaşımın da bizim olacaktır. Our birthday diyebilirim. Doğru olanları yapacağız burada. Şöyle birincisini ben yapayım, gerisini size bırakayım. I like my city. Güzel. Diğerlerini hemen doldurun. Çünkü cevapları vereceğim. They like their city. We like our city. Do you like our city? He likes his city. Ya da do you like your city diyelim buna, daha da farklı olsun. Do you like your city? Sen şehrini seviyor musun? He likes his. O kendi şehrini sever. We like our city. Biz kendi şehrimizi severiz. They like their city. Onlar kendi şehirlerini severler. Geldim üçüncü bölüme. Have got, has got'ı öğrenmiştik. Aslında bunu şöyle kolayca, kısaca özetleyeyim. He, she, it, the, has geldiğini söylemiştim zaten. Onları da biliyorsunuz. Bunu daha önce işlediğim için geçiyorum hatta. O videoyu izlersiniz. En bayan olduğu için she burada ne gelecektir? Have got mı, has got mı? Bunları yapacağız bu dersimizde. And has got. Has got. She olduğu için. Ama burada iki kişi var. Onlar olduğu için have got. My father, he olduğu için has got car, bir arabası var. Ben I've got a book. My friends, arkadaşlarım çoğul olduğu için have got new phones. The students aynı şekilde have got school bags. Çocuklarımın have got toys. Stuart'ın bir kişi olduğu için has got bicycle. My brother and I, yani bizim iki kişiyiz, have got a parrot. Tony'nin köpeğinin has got a long tail. Şimdi bu cümlelerin aynısını olumsuz yapacağız. Olumsuz nasıl yapıyorduk? Şöyle bir bakın bakalım. Haven't ya da hasn't yapacağız. Aynı cümlenin olumsuzunu haven't ya da hasn't. Hadi yapalım. I have got a sister. I haven't got a sister. Our house has got four rooms. Our house hasn't got four rooms. Tom and Jane have got three cousins. Tom and Jane haven't got three cousins. Emma has got a big family. Emma hasn't got a big family. Aslında bunları elde yazmanız sizin avantajınız, çünkü bir nevi alışkanlık kazanıyorsunuz, ama yine de yazmaya da bilirsiniz tabii. The man hasn't got three sisters. Adamın üç tane kız kardeşi yok dedik. Peki buradaki boşlukları doldurmadan önce şuradakileri dolduralım. Annemin annesi tabii ki grandmother. Babamın erkek kardeşi uncle. Annemin kızı benim sister'ım. Grandfather'ımın torunu, dedemin torunu benim kardeşim oluyor değil mi? Ben yani brother olabilir dedemin. Pardon, dedemin oğluymuş. Father olacak. My sister's daughter, kız kardeşimin kızı. En sevdiğim konu da bu. Kız kardeşimin kızı. Niece olacak. Erkek kardeşimin oğlu nephew olacak. Annemin babası grandfather. My father is my mother's. Babam da annemin kocası. Dedik ve geçtik buraya. Fred kimdir? Hadi aile ağacına bakalım. Fred diyelim ki Fred is Norman'ın neyi olacak? Husband olacak tabii ki de. Şuradan bakıldığında evlenmişler. İki tane çocukları olmuş. Kerem ve David'in de. Peki Bob kim? Bob Steve'in neyi oluyor? Steve ve Kerem'in neyi oluyor? Son. Bob is Steve's and Karen's son. David Amanda'nın erkek kardeşi mi? Hayır, değil. Hayır. David is Amanda'nın aslında neyi oluyor? Uncle'ı. Fred ve Norma Bob'un ailesi mi? Hayır, değiller. Steve ve Karen on. No. Steven, Karen are Bob's parents. Is Amanda Davis daughter? Amanda David'in kızı mı? Hayır. Amanda kimin kızı?
Karen ya da Steve'in kızı. Aman no diyoruz. No. Ya da direkt olumsuz yapalım bilirsiniz. Amanda isn't David's daughter. Peki Steve'in karısı kim? Steve'in karısı da Karen. Steve's wife is Karen. Ya da Karen is Steve's wife. İkisini de söyleyebilirsiniz. Geldim buraya. Deriz ve derarın tekillerde deriz çoğullarda derar olduğunu ve var anlamına geldiğini söylemiştim. There is a board in the classroom, there are some chairs gibi. Şimdi bunların cevaplarını yani tekil çoğul gibi ayıracağız. Birincisini söyleyeceğim. Yani a and varsa bir tanedir. Some varsa birkaç anlamına geliyor ya da bazı anlamına geliyor. Bir tane klima mesela. An air conditioner demiş. Bir tane hava koşullayıcısı. Daha doğrusu kliması. Burada bir tane olduğu için deriz diyeceğiz. Yazmama gerek yok zaten. Yani söyleyeceğim bunları. Bir deriz. Birkaç tane sandalye dediği için there are some chairs. Birkaç tane çocuklar dediği için there are some children. There is a fan. There is an armchair. There are some people. There is a sofa. There are some glasses. Benden sonra tekrar etmeniz yeterli. Doğru özne şey preposition'da yerleştireceğiz. There is a fireplace. Şimdi sofanın neresinde? Sofa burada. Fireplace de burada. Şömine burada. Bu şömine sofanın tam zıttında değil mi? Opposite diyebilirim. There are some paintings duvarın üzerinde on the wall. There's a lamp. Lamba var. Sofanın neresinde? Next to the sofa. There are some flowers in the vase. Vazonun içinde çiçekler var çünkü. There's a carpet. Coffee table'ın neresinde? Under the coffee table. There's a coffee table in front of the sofa. Önünde. There's a vase on the coffee table. There's a fireplace. İki tane tekli koltuğun arasında diyeceğim. Between the two armchairs diyeceğiz. Gelelim buraya. Çoğulları yapacağız. This is a toy. Bu bir oyuncak. Ve these are sweets. Bak şimdi these dediği şey de çoğul olan yakındakiler. Yakında çoğul varsa mesela şekerlemeler benim dibimde onlara these are diyorum. These are sweets. Şimdi buraya geçelim. This is an apple. Bir tane elma. Şimdi bunlar da çoğul yapacağım. These are apples. Bunlar da elmalar. This is a fork. Bu bir çatal. These are knives. Bunlar da bıçaklar. This is a cup. Bu yüzden bir tane kupa. And these are cups. This is a brush. Bu bir fırça. A brush olması lazım. Pardon. Brush. Ve bunlar da fırçalar, brushes. Bunu da tamamladığımıza göre geçelim buraya. Bunları da sınıflandıracağız. Şimdi Wolf'tan başlayalım. Sonu VS ile bitenler, F ile bitenler oluyor genelde. Bunu yazacağız. ES ile bitenler genelde hangisi? Mesela Y ile bitenler ES tarafına yazılacak. ES olanlar, sonu S ile bitenler. Normal S olanlar da hiçbir şey olmayanlar. Yani bakacağız şimdi mesela. Wolf yazalım bunu. Çoğulları kurtlar. Wolves. Başka var mı F'yle? Var. Leaf var mesela. Leaves. Başka var mı? Thieves. F'yle. Başka var mı? F'yle bakın bakalım. Wives. Bayan eşler anlamında. Ve bit sanırım. Ha, loaves var bir de. Loaves somun demek. Somunlar. Ve bu örnekte bunları bitirmiş. Şimdi yerlere bakalım. Yerlere. Cities. Babies, ladies, bayanlar. Y düşüyor, YS geliyor. Boy olmuyor, boyda sıkıntı yok. Countries, ülkeler. Başka var mı? Candies, şekerler. Tamam, bu kadar. Gelelim MS'ye. Sınıflar, classes. S, foxes, tilkiler. Peaches, şeftaliler. Bosses, patronlar. Başka? LS ile bir tane yok sanırım. Bu kadar. Torches var bir de. Meşaleler. Şimdi gelin normal sayı alanlara. Wolf yaptı. Class city. Days. Günler. Tables. Masalar.
Voice olanlar, books kitaplar, chairs sandalyeler ve hepsi bu kadar. Bunları da çoğularını öğrenmiş olduk. Ve son modül olan 6. modüldeyiz. Geniş zaman konusunu kısaca işlemiştim zaten. Oradaki videoyu işleyip buradaki aktiviteleri yapacağız. O yüzden geçiyorum buraya. He, she, it, de, say geldiğini biliyoruz. He, she, it, de, say gelecek bu fiillere. Sele ve Tom. Get up. Şimdi bunu kullanacağım. Get up. Get up. Evet, about. Güzel. Bu bitti. Hannah. Hem mi, has mi? Has olacak. Has lunch every day. We have a cup of coffee in the coffee. Clark have mi, has mi? Has lunch at home. Pardon, cook da olabilir şurası. Cook kullanmamışız. Cook mu, cooks mu desem cooks olacak. Çünkü Clark he olduğu için S gelecek. Ben clean mi, cleans mi mesela? Tabii ki de cleans olması lazım. Çünkü temizler anlamına verecek ve he şehitte de S geliyordu. Bunu unutmayın. Eğer burada I olsaydı clean olacaktı. You olsaydı clean olacaktı. We olsaydı clean olacaktı. Ama ben olduğu için cleans oldu. Ben he anlamına geliyor. Erkek ismidir ben. Benjamin'in kısaltılmış halidir. İnonetlere geldik. Tekrar hatırlatayım. Saatlerde in, şey pardon saatlerde et, günlerde on, tarihlerde in kullanılıyordu. Burada saat ifadesi var. Et. Başka var mı saat ifadesi? Bakın şurada var. Hemen yazalım. Et. Bir de gece ve öğlen derken kullanıyorduk. At night. Bir de öğlen var şurada. At noon. Başka var mı? Bir de hafta sonu derken diyebiliyoruz. At the weekend. Başka da yok sanırım. Gelelim ine. Sabahleyin derken in kullanabilirim. Yazın derken mevsimlerde kullanıyorduk. In the summer. Akşamları derken in the evening. Günlerde ise on kullanacağız. On Fridays ve on Sundays diyeceğim. Ve bitireceğim burada. Burayı da bitirmiş olduk. On Sundays. Son artık bölüme geldik. İlk sorumuz şu. What time do you get up diye sormuş. Saat kaçta kalkarsın? Bize soruyor. Hadi cevaplayalım. Ben kalkarım. I get up around 10 o'clock. Mesela saat 10 civarı kalkarım. Kaçta kahvaltı yaparsın? Hadi yazalım. Siz de kendinize göre yazacaksınız burayı. I have breakfast at 11 a.m. What time do you start work? I start work at 12 p.m. What time do you have lunch? I have lunch at 14 p.m. What time do you have dinner? I have dinner at 7 p.m. What time do you go to bed? I go to bed at 12 a.m. Gece 12. What time is it? It is half past two. Şu an saat 2:30 diye söyledim ve böylelikle birinci ünitemizi tamamen bitirmiş olduk. Kendinize çok iyi bakın. İkinci üniteyle görüşmek üzere.